Gülcemal'im, burada mısın? Haydi. Yola revan olalım. Haydi bismillah. İmdi dersiyiz ki hak din İslam, gayrısı tahrif olmaları sebebiyle batıldır. Kitaplarımız arasında bazı itilafların olması ve farklı mezheplerimizin olması dinimizi batıl kılmaz. Zira Kur'an dahi sonradan cem edilmiş ve Müslümanlar da aynı Tanrı'ya ve dahi peygambere inandıkları halde birçok fırkaya ayrılmışlardır. İmdi itilafların olması ve farklı fırkaların olması İslam batıl mı kılar? İhtilaf ve fırkaların olması tabii ve tali bir meseledir. Lakin siz esası gözden kaçırırsınız. O da şudur ki Allah'ın sevdiği bir kulu ve peygamberi olan İsa Efendimiz'e ilahlık isnat etmenizdir. Bu itikadi büyük bir tahrip ve sapmadır. Hem de bütün Hristiyanlar Allah Sübhanehu ve Teala'nın bir cisim olmadığını ve bir mekanda bulunmadığını ihtilafsız kabul ederler, doğru mu? O vakit Hazreti Meryem validemizden doğup yiyip içen, bir yer kaplayan ve dahi cisim olan İsa Efendimiz nasıl ilah olabilir? Yorulan, acı çeken, muhtaç olan biri ilah olabilir mi? Bu hem Allah'a hem de İsa Efendimiz'e atılmış büyük bir iftiradır. Bunun en büyük delili de bizzat okuduğunuz İncil'lerdedir. Dediklerinize aynen katılıyorum. Kur'an Yahudilerin Hazreti Üzeyr'i, Hristiyanların da Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak kabul ettiklerini söyler. Doğru. Lakin bunu bütün Hristiyanlara teşmil edemeyiz. Ben İsa Mesih'in ilahi ve beşeri iki cevhere sahip olduğunu, bundan sebep Allah indinde bir oğul mesabesinde olduğunu söylüyorum. Bu tıpkı Hazreti Adem için Safiyullah, Hazreti İbrahim için Halilullah ve dahi Hazreti Muhammed için de Habibullah demeniz gibi mecazi bir ifadedir. Yani dersiz ki Hazreti İsa ne bir ilah ne de sıradan bir kul ve resuldür. Aynen öyle derim. İsa Mesih'in nutfesiz doğması, ölüleri diriltmesi, anadan doğma, körü ve alacaları iyileştirmesi gibi olağanüstü mucizeler hangi kul ve dahi Resul'de görülmüştür? Bu vasıflar ancak ilahi vasıflarla mümkündür. Bu da Allah'ın sevgisiyle verdiği oğul payesidir. Az evvel Allah'ın oğlu payesini kabul etmediğinizi söylediniz. Şimdi yine aynı payı farklı bir manayla verirsiniz. Her şeyden evvel bu hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah'ın birliğine halel getirmektir. Halilullah, Habibullah gibi mecazi manada kullanılan kelimelerle Allah'ın oğlu aynı anlamda kullanılamaz. Şimdi buradaki herkes birbirine Habibim, Refikim, yoldaşım diyebilir. Ama birbirine oğlum demez, diyemezler. Bu dilin ve dahi mevzunun tabiatına aykırıdır. Ne dersiniz efendi? Olur mu öyle şey? Müslüman müfessirlerin tamamı Ali İmran 39. 45. ve Nisa 171. ayetlerinde geçen Allah'ın kelimesinin İsa Mesih olduğuna müttefiktirler. Bu dahi İsa Mesih'in ilahi bir yaratılış üzerinde olduğunun delilidir. Bunu biz de tasdik ederiz. Ama yaratılışından ötürü ilahilik ve dahi oğul payesi verirseniz
aynı payeyi aynı şekilde yaratılan Hazreti Adem'e de vermeniz icap etmez mi? İkisi de ol diyen Allah'ın emriyle olmamış mı? Hazreti İsa'yı normal doğumla dünyaya getiren Hazreti Meryem'e ne diyeceğiz o vakit? Haşa, Tanrı'nın annesi mi? Ya Meryem'in annesi babası? Onlara da haşa, Tanrı'nın ninesi dedesi mi diyeceğiz? Ha, Allah'ın kelimesinden kasıt Allah Hazreti İsa'ya hulul etmiş der iseniz, hulunun vuku bulması aynı cins iki cismin varlığıyla mümkündür. Ezeli olanın sonradan olana karışması, ezeli olanın mevcudiyetine ve dahi birliğine mügayir değil midir? O vakit hangi kıstası kabul edersiniz, ona göre konuşayım. Belli değil midir? Biz hem akıl, hem mantık ve dahi mevcut malumatla konuşuruz. Kanımca kafası karışık olan sizsiniz. Peygamber Efendimizin ve dahi diğer bütün peygamberlerin gayesi tevhid değil midir? Bunu kabul edersiniz herhal. Aynı şekilde bir silsile-i risalet olduğunu da inkar etmezsiniz. Doğru mu? O vakit bu silsilenin birbirini tamam ettiğini de inkar etmezsiniz ki Hazreti İsa Efendimiz bizzat, sanmayın ki ben şeriatı yahut peygamberleri yıkmaya geldim. Ben yıkmaya değil, bilakis tamamlamaya geldim der. Bundan sebep bu risalet halkası birbirini tamam ederek ta Efendimiz'e kadar gelir. Ve bu vesileyle İsa Efendimiz kendisinden sonra gelecek bir peygamberi, yani Peygamber Efendimiz'in geleceğini müjdeler. Yuhanna İncil'inde ben de Rabbime yalvaracağım ve o size başka bir paraklit, hakikat ruhunu verecektir. Ta ki daima sizinle beraber olsun der. Yine aynı İncil'de o hakikat ruhu gelince size hakikati yol gösterecek. Zira kendiliğinden söylemeyecektir. Fakat her ne işitirse söyleyecek ve gelecek şeyleri size bildirecektir demiştir. Peki bu faraklit kimdir? Bu kelimenin aslı Süryanice'de münhamenna, Yunanca'da ise periklitos'tur. Peki bu kelimenin birebir Arapça karşılığı nedir? Ahmet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi. Sözlerinize bana galebe geldiyiz. Tebrik ederim. Tebrik ederim Mahmut Efendi. Bir ilki başardınız. Ve dahi bizi pek sevindirdiniz. Zati sizde olan yüzüğümüzü naçizane hediye olarak kabul edin. Eyvallah. Bu sayede bir naibin bir şeyhe intisap ettiğini de görmüş olduk. Allah şehzademizi korusun. Simon Efendi, el elden üstünmüş. Namın buraya kadarmış. Şehzadem, çocuğun evini buldular. Şehre yakın bir nahide ikamet edermiş. Dedesiyle birlikte yaşarmış. Lakin vardıklarında evde kim esneği yok imiş. Nereye gitmişler? Bilmeyiz şimdilik ama aramaktalar şehzadem. Aman şeyhim, varımız yoğumuz o defter. Amel defteri mi bu mübarek?
Yeni Ketuda Efendi vergiler konusunu çözmezse amel defterine dönüşecek şeyim. Halimiz pür yaman. Ketuda Efendi de bir tacir. Çözer inşallah. Selamın aleyküm. Ve aleyküm selam Muhammed'im. Münazara da Mahmud Efendi galip geldi elhamdülillah. Pek yamandı. İseve'ye kim eğdirendi ama ahirde öyle kala kaldı biçare. Şeyhim, Mahmud Efendi'ye siz mi akıl verdiniz? Sözleri ne de çok benzeriydi sohbetteki sözlerinize. Hiç mi tasa etmesi olan bir tane Yosef? Benim burada itibarım erir, sen alacak verecek derdindesin. Vazifem servetinizin de erimesine mani olmak. Aklıyla dillere destan hekim, kadın ayıbine laf yetiştiremedi. Mahmud Efendi'ye hak bildirelim derken şöhret tacı giydirdik. Belki de hayır gibi görünen onun için şerdir. Bu şöhret tacını her kul kaldıramaz beyim. Laf! Keyfini sürecek. Ama bu işte bir biteni var. Bu işte bir biteni var. Şehzade, Şeyh Üftade'ye intisaplı olduğunu ima etti. Demek ki... Vaziyet aşikar beyim. Mahmud Efendi, Şeyh Üftade'den akıl alır. Bir şey yapmamız lazım Yosef. Koç keselim. Kurban edelim. O uğursuz naip geldiğinden beri işimiz rast gitmez oldu. Daha iyisini yiyeyim size beyim. Hem çok büyük sevaba girersiniz hem de Şehzade Hazretlerinin takdirini kazanırsınız. Hocamız geliyor, hocamız geliyor. Mahmut hocamız var olsun. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Allah ömür versin hocam. Allah razı olsun. Ne dersiniz siz burada yahu? Biz de bizi de şeref aldın hocam. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Baba. Baba yok oğlum, yok şuraya genç. Yok, yok, yok. Olur mu hocam? Sizinle iftar ederiz. Nasıl da susturuverdiniz İsevi Hekim'le. Pek yönendik hocam. Bu sayede bir naibin bir şeyhe intisap ettiğini de görmüş olduk. Hadi Mahmut, şu mükafatına kavuşma vakti. Haydi çocuklar siz de durmayın, haydi doğru medrese. Hocam, bugünün şerefine dersimizi tehir mi etsek acaba? Bugünün şerefine dersi görmek yaraşır. Haydi durmayın, medreseye haydi. Dersi aksatmak yok. Buyurun üstad. Sana demiş idim, halim benden evladır dayı. Böylesi babası olmalı insanın. İşte yüzüğün de geldi. Pek kıymetli bir hediye Mahmud'um. Hak ettin. Sayenizde üstadım. Teşekkürüm. Dilaver Bey'e onca kızıp laf etmiş idin. Bak, seni yüceltti. Maksadı bu değildi elbet. Lakin sükutu hayali uğramasına sevinmedim değil. Sevincinizi bölmek istemem ama bir mevzu var idi Kadı Hazretleri. Ödemiş aile ilgili.
Bize saldıran ayarlardan birini derdest ettik. Her şeyi itiraf etti. Ödemiş ağayı gösterdim, tanır mı diyor ama tanımadı. Ödemiş ağa haklıymış. O üzenginin onun evinde ne işi vardı o vakit? Biri mi kurdu? Tuzak mıydı? Ayyar'ın itirafına göre o üzengiyi satmış. Bunu alan da Ödemiş ağanın yanında çalışan ırgatlardan biriymiş. Biz de... Peki ağası zindana atılırken ne deyi bunca vakit ırgat hiç ses etmemiş? Ben de tam onu derdim Naip Hazretleri. Sigaya çekelim deyi aradık marabayı, bulamadık. Korkup kaçmış ama soluğumuz ensesinde. Soruşturdum beyim. Sünnet çakına gelmiş 30-40 muhtaç sabi vardır. Daha çok olaydı daha iyiydi ama... bu da kafidir. Kafidir elbet. Hay aklınla bin yaşa Yosef. Şehzade Hazretlerine de duyuralım. Davet edelim. Gayrı benden gizli iş tutmak yok. Benden gizlediğin her işin sonu hüsran oldu. Belli ki akıl verenlerin aciz. Şimdi deyin hele. Neymiş bu iş Naslı? Mustafa. Kardeşini yatağa götür ver oğlum. Sultan tepsisi gibi olmuş. Kahve nereden çıktı? Mustafa'yı aldırdıydım az biraz. Hayır olsun. Ne oldu bey? Ben bu ikramları hak eder miyim bilmiyorum hatun. Orada ne kelam ettiysem hep başka alimlerin kitaplarından idi. Bir sen mi okudun o kitapları yalnız? Hı? Ama bir sen galebe çaldın. Hakikat beni üzmez dedin ama belli ki üzmüş. Elbet bir sonu olacaktı. Tasa etme bu kadar. Tasa mağlupluktan değil şehzadem. Naip Efendi'nin sözleri ziyade tesirliydi. Kelime-i şehadet getirdiğin günleri de göreceğiz inşallah. Çocukluğumdan beri tanırım seni. Allah şahit. İslam'la şereflenmeni canı gönülden dilerim. Yeresin. Şehzadem, Ketüda Bursa'daki cümle yetim ve muhtaç sabiler için bir sünnet tertip eder. Zaten ailenizin de bu hayra ortak olmasını diler, davet eder. Ketüda da yaman adam. Şimdi de gözümüze girmeye uğraşırlar. Çocuğu da bulamadık. Belki bu arada onu da buluruz. İnşallah şehzadem.
Bir vakit köye bir adam gelmiş idi. Adı sanı bilinmez, bir garip. Neden sonra işittik ki hem öksüz hem yetim büyümüş meğer. Ne iş verdik ise karın tokluğuna yapar idi. Pek konuşmaz idi bu adam. Dili var idi ama söyleyecek sözü yok idi. Neden bilir misin Gül Cemal'im? Çünkü insan anası atası ölünce değil, sahip çıkılmayınca naçar kalır. Baba çocuğun dilidir. Ne bilir ise ondan beller, onun sözünü der. Ana çocuğun yurdudur. Ancak anası varsa toprağa bastığını bilir. Bu garip ne yerdeydi ne gökte. Ne bilir idi ne söyler. Ben kocadım gayrı. Sen o garip gibi olmayacaksın inşallah. Dede, babam da mı öldü? Hiç gelmeyecek mi? Allah yolunda şehit olanlara ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Elhamdülillah, adalet tez tecelli etti. Dilaver Bey'in bu işi başına sardığını dememiş miydin? Hem de ne oldu? Beşeriz Nayip Hazretleri. Şaşarız o sebepten bazı. Malum, Dilaver Bey'le ticaret meselemiz ve dahi münakaşamız var idi. O hararetle ilk aklıma o gelmişti ama hata etmişiz. Ödemiş ha. Esas fikrini değiştiren nedir onu diyesin. Mühim olan aklanmış olması Mahmut. Ötesi bize alakadar etmez. Bu mühimdir üstadım. Nasıl alakadar etmez? Müsaade var mıdır Kadı Hazretleri? Buyurasız Ketuda Efendi. Hayır olsun. Hayırlı haber vermek için geldim Kadı Hazretleri. Geçmiş olsun Ödemiş Ağa. Ziyade sevindim. Allah bir daha göstermesin. Amin. Allah razı olsun Dilaver Bey. Bu zor zamanlarda yanımızda oldunuz. Biz dostlarımız yarı yolda komayız Ödemiş Ağa. Yüzünüz de pek yakışmış Naib Hazretleri. Ziyadesiyle hak ettiyiz tabii. Neticede kimesenin alt edemediği iyi seviye hekimi kendi ilminizle alt ettiyiz. Bursa'mızı ve bizleri çok gururlandırdınız. Eyvallah. Lakin takdir bekler değiliz. Payitaht eliyle Ketüda ilan edilmişiz. Gayrı övgümüz hayrınız için öfkemizden yeydir. Ketuda Efendi, nedir şu hayırlı haberiniz? Malumunuz, bir sünnet cemiyeti tertip ederdik. Hazır şehzademiz de buradayken... Ben de düşünür idim, davet edelim deyo. İsabet etmişsiniz. Müsaadenizle medreseye geç kalırım. Ne yaparsın be adam? Ne yaparsın? Üstümüzü başımızı çamur ettin. Ne hayrı kaldıydı ki kaftanın?
Hele şu meczubun ettiği lafa bak. Kızmayın deliğine Ayıp Hazretleri. İmdi temizlerim. Bırak. Ama. Ama. Medreselerimize ziyade rağbet vardır elhamdülillah. Burada hem fenni hem de dini ilimlerin tamamını veririz. Ayrıca payitahttaki Sahn-ı Sema medreselerine de birçok kıymetli talebe gönderdik bu vakte dek. Hala. Ayaküstü hasbihal ettik. Maşallah ilmi seviyelerinden ziyade memnun kaldım. Öylesi kıymetli medreselere destek olmak ve dahi bağışta bulunmak isterim. Lütfedersiniz şehzadem. Mahmut Efendi'yi görmedi gözlerimiz. Ha, iyi insan da lafının üstüne gelirmiş. Şehzadem. Bir kendini bilmezin marifet. Temizlemeye de vakit olmadı. Bağışlayasız. Allah bizi çıkmayan lekelerden korusun. Ahali, duyduk duymadık demen. Kethüda Hazretleri Dilaver Bey, şehirdeki tüm fakir fukaraların sabilerini Allah rızası için sünnet ettirecektir. Sultan Selimoğlu, Şehzade Murat Hazretleri de merasime iştirak edecektir. Bugün sünnet alayı düzülecektir. Alaya gelmek dileyenlere duyurulur. Duyduk duymadık demeyin. Bunu da şuraya asıver hatun. Daha çok tülbent getirin. Al olsun. Baş üstüne hanım. İyi oldu ha Safiye Hanım. Sabiler beğenecek. Pek güzel oldu Zişan Hanım. Pek beğenecekler. Sünneti burada yapacaksınız Simon Efendi. Her işle bizzat hanımım alakadar oldu. Heh, Zişan Hatun. Şehzademizin meşhur hekimi Simon Efendi ile tanış olun. Sağ olsun o da hekimlerle birlikte sünnet edecek. Hoş gelmişsiniz hekim efendi. Hoş bulduk Zişan Hatun. Epey uğraş vermişsiniz. Var olun. Her türlü alet, edevat temin edildi. Ama şu lazım derseniz haber uçurun, hemen çaresine bakarsın. Size de kolay gelsin Safiye Hanım. Sağ olasınız Kethüda Hazretleri. Müsaadenizle. Müsaade sizin. Bu hatuna ziyadesiyle paye verirsin Zişan'ım. Lüzumu yok. İşime karışmayasın Dilaver Bey. Ne konuştuk? Bu musannifler arasında en hacimli hadis külliyatından biri Ahmet bin Hanbel'in El-Müsned'idir. Tabi Ebu Davud et-Tayalisi'nin El-Müsned ile Mekke'de ilk yazılan müsnetler arasında olan Abdullah bin Uzeyr el-Hümeydi'nin El-Müsned'ini de unutmamak icap eder. Hocam, müsaade buyursanız anlattıklarınız hususunda bir sualim var. Estağfurullah şehzadem, buyurasız. Hadis ilmine hizmete dokunan alimlerimizi ve eserlerini pek güzel anlattınız. Ben devletimizin ve asrımızın mühim alimlerinden birini ve dahi Bursa'mıza da yakın bir şehrimizde doğmuş Birgivi Mehmet Efendi'yi sormak isterim. Tanır mısınız dev? Yakın vakitte işittik vefatını. Pek üzüldük. Allah rahmet eylesin. Ben kıymetli zatını payitahttan tanır idim. O yüzden müsaadenizle bu sualinize talebeler cevap verse.
Orhan sen anlatıver. Kimdir Birgivi Mehmet Efendi? Birgivi Mehmet Efendi 929 seneyi hicresinin Cemaziyel evvel ayının 10. günü Balıkesir'de dünyaya teşrif etmiş olup payitahttan Edirne'ye, oradan Birgi'ye uzanan alimlik ve irşat vazifesinde çokça talebe yetiştirmiş. Ve dahi tasavvuf, fıkıh, akaid, tefsir, kıraat ve hadis gibi birçok alanda önemli eserler bırakmıştır. En mühim eserleri El-Avamil, İzharül Esrar, İmanül Enzar, Et-Tarikatül Muhammediye. Maşallah. Bu kadarı kâfi. Pek iyi talebeler yetiştirmişsiniz hocam. Eyvallah. Siz devam edin. Oturun. Orhan. İyi anlattın evladım. Ama en mühim kısımlarını geçiştiriverdin. Ne diyor rahmetlinin Risale fi Usulü'l Hadis ve El Erbaun eserlerini zikretmedin. Ama hocam onları... Bitirmedim. Ben size ne dersi veririm burada? Deyiverin. Ne anlatırım ben size? Hadis değil mi? Hadis! Haydi hanım. Geldim bey. Buyurunuz. Ebu leke durur hala. Şuncacık şeyi dahi çıkaramaz olduz. Elimden bu kadarı geldi bey. Vakit de daracık. Merasim başlayacak. Geç kaldım. Üstüne üstlük bir de lekeli kaftanla giderim. Bir haller oldu babama. Sınıfta da bizi payladı bugün. Sanki dersiz babam gitmiş, yerine başka biri gelmiş. Kaldırabileceğimizden fazla yük yükleme ya Rabbim. Ayaklarımızı sırat-ı müstakim üzere sabit kıl. Geciktin. Kusura kalmayan siz bu kaftandaki çamur lekesi çıkmak bilmedi, çok uğraştırdı. Evvelden dert etmezdim böyle şeyleri. Yusuf, aman bir aksilik olmasın. Şehzade Hazretlerinin eli kulağında geldi gelecek. Her şey hazır değil mi? Her şey hazırdır beyim. Hiç merak buyurmayın. Sünnettiklere bak hele, maşallah şunlara. Allah, maşallah. Ah.
Dur! Şehzade Murat Hazretleri! Şehzade Murat Hazretleri! Şehzademiz çok yaşa! Şehzademiz çok yaşa! Şehzade Murat çok yaşa! Kedudağ Efendi'nin hakkını vermek gerek şehzadem. Pek ihtimam göstermiş. Beye hazırlanmış ve dayı Akça harcamış belli. Şehzade Murat çok yaşa! Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Dört şey var ki bunlar peygamberlerin sünnetlerindendir. Sünnet olmak, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve dahi evlenmek. Bugün bu mühim sünnetlerden birini yerine getiririz inşallah. Bundan sebep pek bahtiyarım. Rabbim evlatlarımızı her daim dinine, devletine bağlı, imanı kamil, ameli salih ve faydalı kullarından kılsın inşallah. Amin. Amin. Rabbim mübarek eyleye. Amin. Şehzadem. Gölge temaşası terdip etmiş idik. Birlikte seyretme şerefini bize bahşederseniz bizi ziyadesiyle mesut edersiniz. Pek hayırlı ve dahi ihtimamlı iş etmişsiniz Kedudağ Efendi. Tebrik ederim. Şimdi şifanı buldun inşallah. Bu fakire bir dua edersiniz gayrı. Hacanlar. Hu şeyhim. İlla hu Mustafa'm. Sünnet merasimi pek hayırlı oldu sultan. Maşallah. Çokça yetim, muhtaç sabi nasiplendi şükür. Allah hayırlarını kabul eyleye. Var iken vermek lazım. Yoktan verilemez. Amin. Bursa şehrimizin gördüğü en görkemli sünnet merasimiydi herhal. Dilaver Bey kesenin ağzını iyice açmış şehzadeden sebep. Gölge temaşası başlayınca oradan ayrılıverdim. Malum. Boş vakti böyle fuzuli şeylerle doldurmamak icap eder. Boş vakt diye bir şey var mı ki Mustafa'm? Yok mudur sultanım? Yok. İnsanın her hali dolu. Her lahza bir iş oluşta değil miyiz? Yeriz, içeriz, yatarız, kalkarız. İlla ki bir şeyler yaparız. İlla o sayfaya bir şeyler yazılır. Mesele ne yazdığımızdır, o vakti nasıl kıymetlendirdiğimizdir.
Ya vakit nasıl kıymetlenir dersiz? Vakit Allah ile kıymetlenir. Ve dahi ameli salih ile taçlanır. Bundan sebep vel asr der Rabbül Alemin vakte yemin ederek. Ol derece mühim, ol derece kıymetli. Onun için vaktin boşu olmaz. Ziyanı olur. Anlıyorum şeyim. Şehzade Hazretlerinin misafirliği pek kısa sürdü. Tekrar gelirler mi ki? Bir yardım yapılacak bir şey hasıl olursa diyor. Bilmem. Onu Şehzade Hazretleri bilir. Biz asıl misafirimizi bekleriz. Asıl misafir Şehzade Hazretleri değil miydi ki? Değildi. Neden durdun Yusuf'um? Vardık mı? Dede, Bursa nasıl bir yer? Hanları, hamamları, camileri çokçadır. Haneleri ağaçların arasında kaybolmuştur. Yemyeşildir Bursa. Gözlerim gördüğü vakitler pek severdim seyretmeyi. Bu dediklerimi gördün mü Yusuf'um? Gördüm. Heh. Menzile vardık öyleyse. Hadi. Korkma Yusuf'um. Bursa'yı pek seveceksin. Ayrılırız ama sohbetinizin lezzeti ve feyzi içimizde kalır. Yola revan olmadan evvel bir duanızı almayı arzu ettik. Estağfurullah. Bundan gayrı devamlı bir durağımız da bura olacak inşallah. İnşallah. Yolda, durakta yolcuya nazar eder. Nereden gelir, nereye gider diye sual etmez. Kimdir, necidir bilmez. Ya ne bilir? Hoş bir sada bilir. Bir kul bilir, bir can bilir, öyle gönül kapısını açar. Siz de ne vakit dilersiz, gönül ve dahi fakirhane kapılarımız açıktır şehzadem. Allah dini devlete zeval vermeye. Amin. Bursa'ya sebebi ziyaretimizin gayesi... Esasında Venedik küffarıyla cenkte şehit düşen yiğit bir sancaktarımızın emanetine sahip çıkmak idi. Ama bulamadık. Emanetimizin adı Yusuf'tur. Bulduz say şehzadem. Emanet emniyette olacaktır inşallah. O vakit gönül rahatlığıyla yolumuza revan olabiliriz. Müsaadenizle. Estağfurullah. Estağfurullah. Rabbim yolunuzu ve istikbalinizi hayırlı ve bereketli kılsın inşallah. Her daim ilahi kelimetullah'ın muhafızı kılsın. Selametle gidin, selametle varın.
Amin. Amin. En kısa vakitte zat-ı halinizi Manisa'da görmek ve ağırlamak isteriz inşallah. İnşallah. O güne değin Allah'a emanet ol. Yusuf'um, kim var yanımızda? Yanınızda evvela Allah, sonra Devlet-i Aliye var. Seni tanımak şereftir Yusuf. Bahtın âlâ, şanın yüce ola. Geldi Zahir. Çok şükür. Şeyh Hazretleri. Estağfurullah, estağfurullah. O Adem kimidi? Duası pek tesir etti. Duasına mazhar olanları ihya edecek bir yiğit idi. O da Yusuf'uma nasip oldu. Hoş geldin Yusuf'um. İşte beklediğimiz misafir. Gayri, Allah'ın ipine tutunacaksın. O en sağlamdır. En sağlamı ipektir, ipek. Aa. Çok yoruldunuz mu Yusuf'um? Haliyle. Yol uzundu. 22.573 yılı mıydı tamı tamına? O kadar uzun olduğuna göre susamışsındır imdi. Şerbet ikram ederim Yusuf'uma. Gel hadi yiğit. Gel. Evvel Allah'a, sonra sana emanet şeyhim. Benim kaç gün ömrüm kaldı bilmem. Gayrı ben baş edemez oldum. Halini bilirsiniz. O iyi bir çocuk ama farklı işte. Rabbim öyle halk etmiş. Rabbimin her halk ettiği güzeldir. Yusuf da öyle. Maşallah, onda büyük bir cevher var. Merak buyurmayasız. O bundan böyle bizim de evladımızdır artık. Sen de burada kal azizim. Allah ne verdiyse birlikte yer, içer, yaşarız. Nefeslerim sayılı. Müsaadeniz olursa köyümde, döşeğimde ölmek isterim. Nasip illaki sahibini bulurmuş. Sünnet merasiminden sizin de nasibinize bunlar düştü. Hocam inşallah nasibimiz hep böyle tatlı olur. İnşallah, inşallah. Hocam kiminin acısı kiminin tatlısı. Selamünaleyküm. Oo, aleykümselam hocam. Maşallah, ziyafet mi vardır? Buyurun, buyurun. Siz de nasiplenin. Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Talebelerle hasbihal ederdik hocam. Laflarken şöyle bir niyet hasıl oldu.
yetim ve muhtaç sahabelere biz de bir şey yapalım deriz. Ama indirik yalnızca bir niyet tabii. Bundan hala niyet mi olur hocam? Hem niyet deyip geçmeyin. Bakın ne buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Bize Malik Yahya bin Zeyd'den, o da Muhammed bin İbrahim'den, o da Alkame bin Vakkas'tan, o da Umer'den haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ameller niyetlere göredir. Her bir kimesne için ancak niyet ettiği şey vardır. Binaenaleyh biz de her zaman... Hocam lafınızı balla keserim. Affınızı sığınırım. Malik Yahya bin Zeyd'den değil, bin Said'den rivayet etmiştir. Yahya bin Zeyd'dir hocam, iyi bilirim ben. Buhari Hazretleri'nin sahihinde geçer bu hadis. İyi hatırlarım. Yahya bin Said'dir hocam. Siz ne dersiniz Mustafa hocam? Kendi dersimi bana mı belletirsiniz? Estağfurullah hocam, sakin olun. Maksadımız hayırdır. Hayır yanlışta ısrar mı demektir? Siz böyle ederseniz talebeleriniz ne edecek? Zaten başımıza ne geldiyse bu cahilane ısrardan gelir. O nasıl sözdür hocam? Cahil mi olduk şimdi? Ya ne oldunuz? Alim mi oldunuz? Bir de kendinize hocayım dersiniz. Bu münazara işi şirazenizi bozmuş. Bir lahza dahi sizinle aynı havayı teneffüs etmem bundan gayrı.